Burada şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. D8 hiçbir oluşumun, hiçbir uluslararası kuruluşun alternatifi, karşıtı, antitezi değildir. Bu girişim küresel ve bölgesel kalkınmaya, küresel ve bölgesel barışa, refah ve istikrara hizmet etmekten başka hiçbir gaye taşımıyor. D8 geniş bir coğrafyada güçlü ekonomilere, güçlü devlet geleneklerine sahip, aynı zamanda bölgesinde barış, huzur, istikrar isteyen ülkelerin daha yaşanabilir bir dünya çabalarının neticesi olarak ortaya çıktı. Hepinizin çok yakından hissettiği gibi küresel ekonomik kriz D8 ülkelerini de az ya da çok etkiliyor. Bizim dışımızda ortaya çıkan bu kriz bizim ülkelerimizi de bölgemizdeki ülkeleri de dünyanın uzak yakın tüm coğrafyalarını da etkisi altına alıyor. Oluşumunda ve yayılmasında hiçbir etkimizin olmadığı bu küresel krizin çözümünde D8'in son derece etkin bir rol oynayabileceğine yürekten inanıyorum. D8 ülkeleri olarak aramızdaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmemiz, bu küresel krizin etkilerini en az derecede hissetmemiz için bizlere yardımcı olacaktır. Bununla birlikte hem bu krizin atlatılması hem yeni krizlere karşı tedbirli olunması amacıyla D8'in tüm dünyaya önemli tavsiyelerinin de olacağını biliyorum. Dünyanın içinden geçtiği bu küresel krizin sınırsız tüketim hırsının sonucunda ortaya çıktığı açıktır. Kanaat kavramının hırs kavramıyla yer değiştirdiği böyle bir dönemde ve böyle bir sistemde bu tür krizlerin yaşanması elbette kaçınılmazdır. Daha derin ve daha yıkıcı krizlerin yaşanmaması için başta gelişmiş devletler olmak üzere dünya üzerindeki her ülkenin tüketim hırs, bencillik üzerine kurulu ekonomik anlayışlarını gözden geçirmesi gerekiyor. D8 olarak bu yeni anlayışın şekillenmesine ve benimsenmesine öncülük edebileceğimize inanıyorum. Zira 1 milyarın üzerinde yaklaşık bir nüfusa sahip topluluğuz. Öyleyse dayanışmamız bizi çok daha güçlü kılabilir. Ve geçtiğimiz 2 yıl boyunca D8 dönem başkanlığını yürüten Nijerya'ya işbirliğimizin güçlendirilmesi yönünde gösterdiği üstün ve samimi gayretlerinden dolayı tebriklerimi ve takdirlerimi iletiyorum. Önümüzdeki 2 sene bu görevi yürütecek olan Pakistan'a başarılar diliyorum. Görev süresi boyunca D8 çalışmalarına özverili katkılar sunan Profesör Vidhi Pratik Toyar huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Genel Sekreterlik makamını yılbaşından itibaren devralacak olan Doktor Seyit Ali Muhammed Musavi'yi de şimdiden tebrik ediyorum. Zirve sürecinde yapıcı tutumlarını ve katkılarını eksik etmeyen üye ülkelerin değerli liderlerine, Dışişleri Bakanlarımıza, komisyon çalışmalarına katılan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Zirve sonuçlarının D8 ailesi, bölgemiz ve dünyamız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Thank you.